Ve beklenen gün geldi. Tonguç Kap Eylül denemesi 5, 6, 7, 8'in sınıflarda ücretsiz bir şekilde sizinle buluşuyor. O kadar emek sarf ettik, herkesten erken başladık, Eylül ayında demedik, durmadık, çalıştık ve şu anda görevlerimizi yerine getirerek artık Eylül'de neler yaptık bir öğrenmek istiyoruz. Gerçekten de işe yaradı mı yaptıklarımız? Herkes önce ders çalışmaya başladık ve acaba emeklerimize değdi mi? Gelin beraber test edelim. Aslında beraber tonguçakademi.com'da çok basit bir şekilde herkese açık ücretsiz bir denemeyle öğrendiklerimizi test edebiliriz. Eylül ayındaki bütün konuları teker teker tekrar edebiliriz. Hangi şekilde sorularla denemeyle yapacağız bunu. Peki denemeye nasıl katılacağız? Gelin sizinle beraber hemen ufak bir ekran kaydımız var onu beraber izleyelim. Şimdi hemen bakıyoruz diyoruz ki ilk başta hemen tonguçakademi.com'a girdiğiniz zaman yukarı da denemeler sekmesi var. Bak dersler online dershane, denemeler, eğitim paketleri o denemeler sekmesine geliyorsunuz ve denemelere tıklıyorsunuz. Zaten yukarıda gözüküyor. Eğer mobilden girerseniz de 3 çizgiye tıklarsanız onu görebilirsiniz. Ve Eylül denemesi zaten tak diye çıkıyor Tonguç Kap denemelerinde ve teste başlaya tıklıyorsunuz. Tonguç Kap denemesiyle ilgili ufak bilgilendirme var. Tek değerlendirme oluyor. Unutmayın tek değerlendirme oluyor. 5-6-7'de 45 soru, 8. sınıfta 90 soruluk resmen tam bir LGS ile karşılaşıyorsunuz. Teste başladığınız zaman bütün soruları teker teker ilerleyerek işte buradan diğer soruya geçiyorsunuz. ...işaretleyip diğer soruya geçiyorsunuz. ...işaretleyip diğer soruya geçiyorsunuz. Eğer farklı bir branş istiyorsanız da sol tarafta dikkat edin. Türkçe, sosyal, işte din, İngilizce, matematik, fenler var. Mesela e, ben matematik çözmek istiyorum. Matematik sorusuna hemen atlayabiliyoruz. İşaretlediğimiz zaman diğer matematik sorusuna, diğer matematik sorusuna geçip teker teker sorulara cevap verebiliyorsunuz ve bu deneme tamamen ücretsiz. Bütün branş ...branşlara ulaşabiliyorsunuz ve bütün branşlardan... Da ...çok güzel sorular çözmüş oluyorsunuz... ...ve ondan sonrasında testi bitire tıkladığınız zaman... ...okeye OK basıyorsunuz ve artık... ...değerlendir bir kez yapılıyor unutmayın... ...bir kez yapıldıktan sonra... ...değerlendire basınca tak diye... ...artık e, bir kez yaptı da... ...tekrar uyarı veriyor tabii ki... ...artık e, değerlendirme sonucumuzda ...gerçek neticemiz ortaya çıkıyor... ...iyi miymişiz bu ay yoksa... ...nasılmışız neleri geliştirmemiz gerekiyor... ...nelerde yanlış yapmışız ve burada yanlış yaptığımız yerler bizim için çok değerli. İsterseniz bir de bu arada en aşağıda da ilk 50'yi veriyoruz arkadaşlar. Yani denemede başarılı olan ilk 50 arkadaşımızı burada veriyoruz. İşte Hatice, Şiar, Esma, Esmanur ve bu şekilde sıralamayla siz de kendi sıralamanızda ilk 50'ye girdiniz mi giremediniz mi bunu görebilirsiniz. Süre de burada önemli bunu çözme süresi de bu arada. Ve isterseniz testi tekrar de çözebilirsiniz. Tekrar çöze bastığınız zaman zaten hangilerini yanlış yaptınız, hangilerini doğru yaptınız gözüküyor ve doğru şık ve yanlış şık da zaten doğru ışık yeşil olarak gözüküyor ve süper bir şekilde yeniden çözüp eksiklerimizi hatalarımızı buradan e, kontrol edebiliriz ve yeniden çözüp de aslında e, burada ne yapabiliriz e, kendimizi tekrar acaba doğru yapıyor muyum yanlış yapıyor muyum anlayabiliriz burada e, bütün eksiklerimizi kapatmak için tarihi bir fırsat ve şimdi sizinle beraber artık nereye bekliyoruz denemeye bekliyoruz ve şunu da söylemek istiyorum. Hemen buraya tekrar dönelim. 8 Ekim pazar 23.59'a kadar yani pazar gecesine kadar denemeni mutlaka çözün arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde ve başarımızı arttıralım. Eylül ayında öğrendiklerimizi gerçekten anladık mı anlamadık mı anlamaya çalışalım ve takımımızı yükseltelim. Çünkü bu tarihe kadar yapacağınız bütün denemeler aslında takımımıza ve bize puan kazandırıyor. Ama bundan sonra yine çözebilirsiniz derim. de. orada kalacak merak etmeyin. Ama artık takım veya sen puan kazanmıyorsun diyoruz. Hadi bakalım o zaman şimdiden size başarılar. Ee, kalenize kuvvet diyorum. Ödüllü sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın bakalım.